Bismillahirrahmanirrahim. Hareketsiz metin okuma çalışmamıza dair 12. video ile karşınızdayız. Kitabımızın adı El Mesnu. Buna Mevzuat-ı Sura da denilmektedir. Yazarı Molla Ali Gül Kari'dir. Tahkik ise Abdülfettah Ebu Gudde aittir. İlgili kitabın ne dair yazıldığı Malum neye dair yazılmıştır? alan mevzuattır. Yani falanca metin hadis midir, değil midir, sahih midir, aslı var mı, yok mu bunu irdeleyen bir kitaptır. Bu irdeleme faaliyetlerinden ilk e, cümle diyelim. Onu biz de ele alıyoruz. Harful hemzeti. Hurf diyemezsin değil mi? Hurful. Hani harf diye bir şey zaten kendi dilimizden de bilmekteyiz. Hemzeyi de duymuşsun muhtemelen. Hamza değil de hemze. Harful hemzeti. Bu kelimenin harf yani ilk harfin fetha ile ikincisinin sukun ile okunması gerektiği sarf ilminden bileceksin. Yani sözlükten bulabilirsin. Fa'nın harekesi ise nahiv ilmi ile alakalıdır. El hemzetu harful hemzeti. Harf kelimesi muzaf, el hemze muzafun ile olmaktadır. Harful hemze hemze harfi. Tahtaya hemze harfi yazsan derler ki hemze harfi ne? Yani konumuz hemze harfidir dersen bir şey belli olur. Dolayısıyla hemen buraya bir kelime takdir edilir. Bu kelime de nedir? İşte ne olabilir yani? Dersin ki el evvelu birincisi yani konumuzun birincisi. Mevvu'l evvel. İlk konumuz nedir? Harful hemzet. Hemze harfidir. dir. Dolayısıyla harf kelimesi burada haberdir. Mahzuf bir müpteda vardır. Bu anlattıklarımı ifade edebilmek için hiç yoktan bir ne diyelim bir izzi değil de bir izhar seviyesinde yani ortalama seviyede bir Arapça bilmek gerekir. Doğrudur. Hiç bilmeyen yeni katılan birisi burada bir kelime yokmuş da şuymuş buymuş bunları anlamayabilir. Bu doğaldır. Madde bir hadisun. Hadis ne? Şimdi ittegi nasıl? Önce mana verelim. İttegi sakın, korun, uyanık ol, dikkatli ol. Neye karşı? Şerra men. O kimsenin şerrinden ki eh sente, sen iyilik yapmıştın. İleyhi ona. Toparlarsak iyilik yaptığın kişinin şerrinden sakın manasına gelmektedir. Bu hadis midir değil midir yazar bunu incelemiştir. Ama biz bunun hadis olup olmamasını gündemde tutmuyoruz. Bizim konumuz hareke neye göre veriliyor? İrab neye göre? Biz onu irdeleyeceğiz. Bu defa da böyle bir kitabı tercih ettik. emr emri hazırdır değil mi? Emri hazır. Sen sakın, sen korun. Veqa yegi kökündendir. Veka kökü de esası itibariyle nedir? Vekaye y g u v k y g u v mazi yakuyu muzaridir. Kermen astı bu. Bu ne? İtliği. İtliği nereden elde edersin? Yani bir emri hazır hangi kalıptan elde edilir? Şu an gidip en ince ayrıntısına kadar girmeye gerek yok. Y g u ne olur? yevgiyu tevgiyu olarak karşına çıkar değil mi? Tev kaf olması lazım. Tevgiyu emri hazırı bu kalıptan elde etmekteyiz. Tevgiyu tay sildiğinde ilk harf sakin olarak karşına çıktığından ne ihtiyaç var? Hemzeyi vasıla ihtiyaç var. Kelimenin evvelinde hemzeyi vasıla getirirsin. İvgiyu olur. İvgiyu olur mu emri hazır? Olmaz. Emre ağzının sonunda bir cezm alameti, bir sukun alameti aranır. Ketebe, yektubu, uktubu, nasara, yansurun, sur gibi. E bizim ilgili şeyimiz illet harfiyle bitmiş sonuncu harf. Sonuncu harf illet harfi olan kelimelerin cezm belirtisi olarak, sukun belirtisi olarak diyelim ne yaparsın? İllet harfi hasredilir. Geriye kaldı? İvgi kaldı değil mi? İvgi. Bu anlattığım benim süresiye göredir. Ama veka yagi kökü veka yagı kökü iftekaya. Kökü, i̇ftekaya. Yani ifteale kökün aktarılmıştır. İftekaya. Yevtegiyu. Bu şekilde aktarılmış. Üzerinde ilaller icra edilmiştir. Bu ilalleri daha önce maksutta, izzide biz anlattık. Tabi merahta da geçmekte benzer şeyler. Merah kitabında da ifade etmiş idik. Sonuç olarak burada üzerine durmak istediğim şey şuradaki hemze neden esrelidir? Bir onu farkında olmalıyız. İki kaf neden esrelidir? Onu farkında olmalıyız. Kafın esreli olma nedeni hemen sol tarafındaki ille harfi olan yağın hasredilmesidir. O hasredildiği zaman gerideki harf hemen sağındaki harf esreliymiş. O yüzden karşımıza bu halde çıkmış. Gerekçe o. İttegi aslında ittebi ittegi olarak karşımıza çıkmıştır. Ente gizli zamir fail. Bu durumda bize meful lazım. O da nedir? Şerra kelimesidir. Şerra şerru olmaz çünkü mefuller mensup olması lazım. Şurra olsaydı şurra da olmaz. Hani medde mudde nedir? Eğer sen bunu şurra yaparsan bunun mazi meşhur olduğu düşünülür. Dolayısıyla bu şekilde okunmaz. E şirra olsun. Esasen bir kelimenin nasıl okunacağına biz karar veremeyiz ki. Sözlüğü açar bakarsın. Sözlükte nasıl geçmektedir. Şerra. Şerra nedir? Medde, ferra, avva, kalle gibi mazi bir fiildir. Muza'aftır. Muza'af mazi bir fiildir. Şerra, medde. Şedbe gibi. Böyle okunduğu nereden biliyorsun? Hareketin olmadığını varsay. Sözü açarsın. Şin ile ra harfin yan yana bulursun. Bu şekilde harekelendiğini görebilirsin. Oraya dayalı olarak zaten verilmiş. Peki şerra şerrinden sakın. Kimin? Men. O kimsenin kim? Bunu men diye okuyorum. Mimin fethası ile. Belki min. Min olur mu? Peşine fiil gelmiş. Bak. Ehsente. Ehsente evvelinde harfi cerrin gelmesi ismin alametidir. İsmin özelliğidir. Ve min havasihi duhulullami vel cerri ve tenvini vel isnadu ileyh. Harfi cerri neden önce gelir? İsimden önce gelir. Fiilden önce değil. Dolayısıyla madem ki peşine ahsent diye bir fiil gelmiş o zaman bu nedir? Mendir. Zaten vereceğimiz mana da bunu doğrulamaktadır. Hareketsiz bir metne hareket verirken evvela fiil mi isim mi harf mi peşine muzari muzarim harfi cer mi atıf harfi mi İsmi, işaret mi düşünülür peşine varsayımsal olarak harekeler verilir iraplar verilir elde edilecek olan manaya bakılır bu mana mantıklı bir mana mı eğer mana uymuyorsa demek ki hareket dizilimi irap verilişinde hata vardır tekrardan irdelenir ve yeni bir hareke verme metodu uygulanır Dolayısıyla buna min demeye kalktığımda peşine fiilin geldiğini gördüm. Demek ki min değil men olacak. Ehsente, ekramte gibi yani bir fiil çekimini bilen, ifal babından fiil çekimini bilen herkesin fark edebileceği bir şeydir. Bu hasune, ehsene, ehsente, ehsentu, ehsenna, ehsente sen iyilik ettin kime ileyhi ona eh sen sukun üzeri mevni ta ise onun failidir İleyhi. ila harfi cer hi onun mecruru olmakta İleyhi. zaten ileyhu olmaz ileyhi İleyhe. o da olmaz uleyhe olsa o da olmaz değil mi İleyhi. ila harfi cer peşine hi zamiri gelmiştir yani buranın böyle okunacağı gayet net basit bir metindir gale dedi kim es sehaviyyu sehavi dedi Sehavi'deki benzer tarzda kitap yazmış olan önemli bir hadis alimi, hadis hafızı kendisinin bu ne diyelim mecrada yazmış olduğu pek çok kitap vardır. Sehavi'nin Mekasidül Hasene kitabı aynı bu tarzda bir kitaptır. Yine zayıfları, sahihleri, mevzuları irdeleme maksadıyla yazmıştır kendisi. Peki ne demiş Sehavi? La a'rifuhu, la a'rifu, ben bilmiyorum ki, hu onu, bu metni yani, bu metni hadis olarak bilmemekteyim, demiştir. La a'rifu, belki la u'rifu diyeceğim ama hemziğe zaten hareket vermişler e diye. Peki, e'arrafe, e'arrafe olamaz mı, a arrafe, peki, e'arrafe, yani çeşitli versiyonlar denenebilir, arafe, ya'rifu kökü sürese mücerredine arefe yarifu. Burada ne deniyor? Arifu, ben bilmiyorum. La arifu ben bilmiyorum. Hu onu. Bu arifu desen yani ifal babından yapmaya kalksan zaten hemze hareket var. arifu, la arifu farklı manaya gelir zaten. Geleceği manalar için yine sözlükten bakılabilir. La arifu ben bilmiyorum. Kim? Ene gizli zamir faildir. Ben bilmiyorum neyi hu onu bu metni yani hu da nedir mefuldür. Böylece birinci cümleyi, birinci maddeyi incelemiş olduk. Devamı var tabi. ikinci madde var. Üç var. Böyle devam ediyor bu kitap. Kaç tane toplamda saymadım gerçi. Şöyle bir aşağı insek rastgele. Mesela kaçıncı madde var diye. Mesela 415, 416 varmış. El Yakinul iman, kulluhu mevduun. Kim dedi? Kalehu esâvaniyu. İmam Sagani böyle dedi. Çeşitli cümleler var. Bunlardan birkaç tanesini inşallah inceleyeceğiz. Böylece kitap adları, yazar adlarını da duyurmuş oluruz. Bu sahada yazılmış olan en meşhur kitaplardan birisi. Molla Alül Kari'nin yazmış olduğu bu kitaptı. Tahkikte de Abdülfettah Ebu Gudde'yi görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.